Evet, arkamda gördüğünüz bu anıt Fransa'ya karşı savaşan Lauslular adına yapılmış olan bir anıt. Seyyar olarak milli piyango, sayısal loto gibi bir şey böyle. Şöyle, böyle istiyorsanız böyle kredi kartınızla da oynama yapabiliyorsunuz. Şöyle bakın, Wi-Fi, internet, her şey kırmış şeyden buraya. Nüfusun büyük bir çoğunluğu Budist olduğu için her yerde o yüzden tapınakları görüyorsunuz. Böyle baraka baraka evler var, bakın burada ahşaptan evler, tahtalardan yapılmış baraka evler. 5000 kişi. Ama burada şöyle gösterdiğim gibi tavuklar falan var ama burada bir de aynı yağda pişiriliyor. Burada böcek falan da var, gördüğünüz gibi. O yüzden... Laos'un başkenti Vientiane'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Dün akşam itibariyle geldim Laos'a. Vietnam'dan zorlu bir otobüs yolculuğuyla birlikte yaklaşık 22 saat, belki biraz daha fazla bir otobüs yolculuğu yaptım. Yataklı bir otobüstü ama gerçekten zordu. Çünkü Laos'a girmeye başladığımızda otobüste, Laos sınırına doğru, hani koltukta olsa bile rahat edemezsiniz, yatakta hiç rahat edemiyorsunuz. Sürekli bir, yollar çok bozuk olduğu için sallanma derken, tabii Laos'a geldikten sonra da çile bitmiyor. Laos sonuçta Asya'nın en fakir ülkesi diyebilirim. Otogara geldim, asıl çile başladı. Para bozduracaksınız, para bozduramıyorsunuz, böyle yalvar yakar. Yani ufak bir miktar para bozdurayım ki en azından şehir merkezine doğru gideyim. Onun haricinde otobüs seferleri, yani şehir içerisinde herhangi bir otobüs hattı vesaire, belediye hattı, herhangi bir şey yok. Hemen tuktuğa yönlendiriyorlar. Tuktuk dediğim işte motosiklet gibi böyle veya kamyonet gibi araçlar. Kamyoneti buldum, yani tuktuğu buldum. Yaklaşık 8-10 kilometrelik bir yol için benden 10 dolar para istedi. Tabii kabul etmedim. Pazarlıktı vesaire. Sonra başka yol üzerinde inecek olan başka turistler de vardı. Onlar da gelince 40.000 kip'e anlaştık. Kip dediğim buranın da para birimi kip diye geçiyor. 1 dolar 17.000 kip yapıyor. Onun haricinde 1 TL ise yaklaşık 885-900 kip yapıyor. Buranın para birimi. Tabii bu çok fazla gözünüze görünmesin. Buradaki rakamlar gerçekten çok aşağıda değil, yüksek. Yani örneğin ufacık bir çikolata bile alacak olsanız 20.000-25.000 kipten başlıyor. Burada Laos'ta ekonomi biraz sıkıntılı gibi gördüm. Çünkü Asya içerisinde denizle bağlantısı olmayan bir ülke. Dolayısıyla da burada ekonomi biraz zor. Halk biraz fakir. Hatta şu an ben başkentteyim. Dün gece geldim dedim ya, geldikten sonra bir markete falan çıkayım dedim. Marketi biraz gezdim, birkaç tane market gezdim. Fiyatlar çok yüksek. Yani çok fazla gelişmiş bir ülke olmadığını görüyorum. Başkentten görüyorum şu an, burası başkent olmasına rağmen. Laos'un nüfusu 7,5 milyon civarı hesaplanıyor. Başkenti Vientiane'in de 740 bin, 780 bin, 1 milyona yakın olduğu söyleniliyor. Nüfusun büyük bir çoğunluğu zaten başkentte yaşıyor, ülke nüfusuna oranda. Yani neredeyse 1/4'üne yakını başkent Vientiane'de yaşıyor. Laos'un dini olarak da kabul ettiği din genel olarak %99'undan fazla belki Budizm dini. Yani zaten bunu her noktada, şehir içerisinde, daha doğrusu ülke içerisinde otobüsle girdiğimde görerek geldiğim için her noktada, her yerden neredeyse tapınaklar var. Yani irili ufaklı bir sürü tapınak var. Burada benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla tapınağa çok fazla yatırım yapmışlar. Bayağı bir yatırım yapmışlar. Maalesef ki halkın durumu çok iyi değil. Başkentte olmama rağmen bunu görüyorum. Acayip bir fakirlik var. Dil olarak çok fazla bir dile sahip değiller. Laoca dilini kullanıyorlar. Yani Laos'un kendi dilini kullanıyorlar. Onun haricinde çok fazla turist olmasa bile yine de ülke nüfusuna oranla turist sayısı yine de iyi. Ama iletişim konusunda, yani şöyle diyeyim, 50 kişiden ortalama belki bir kişi İngilizce biliyor. Yani turist olarak çok fazla turist gelmesine rağmen, ülke nüfusuna oranla söylüyorum bunu. Yine de bir yerden bir şey alacağınız zaman mutlaka translate yapıp onu bir şekilde derdinizi anlatmanız gerekiyor. Translate yoksa gerçekten çok zorlanırsınız. Dediğim gibi İngilizce bilme oranı gerçekten çok düşük burada. Onun haricinde dün akşam dedim ya, geldim markete gittim, biraz fiyatlara baktım. Sim kart araştırdım. Sim kart almam gerekiyordu. Sim kartı zar zor.
bulabildim, bir markette buldum bunu. Asya'da bulunan bu 7-Eleven marketleri falan var, onlar gibi bir market. 3 aşağı 5 yukarı anlaştık, fiyatları gösterdiler. Okey dedim, 25.000 kip, 10 günlük bir paket. Ve 15 GB dediler, okey mi? Okey, anlaştık. Sim kartı telefona taktım, onun haricinde 25.000 kip oldu, 40.000 kip. Neden? Cevap vermiyordu. Bunun sorusunu onlardan 20 dakika almaya çalıştım. Yani nedenini öğrenmeye çalıştım. Bunun bir açıklamasını yapın. Bunun yerine şu ücreti aldınız, yanlış söylediniz vesaire. En azından bunu öğrenmek istiyorum. Translate yapıyorum, göstermeye çalışıyorum. Ne demek istediğimi, derdimi anlatmaya çalışıyorum. Sadece beni anlıyorlar ama o arada bir farklı bir durum var sanki. Buranın insanı biraz öyle gördüm. Eğer haksızsa sadece yüzünü çevirip size bakmıyor. Ve sizinle temas kurmuyor, iletişim kurmuyor, göz teması kurmuyor. Yani sizin oradan bir şekilde gitmenizi bekliyor. Bekledim 20 dakika, 25 dakika, hatta yarım saate yakın bekledim. Derdimi anlatmaya çalıştım. Bunun açıklamasını istiyorum dedim. Neden fazla para alıyorsunuz? Çünkü yazar kasadan farklı bir fiş çıktı. Yanlış mı yaptınız dedim. Yine cevap vermiyorlar. Onun haricinde işte bayağı bir uğraştık ama maalesef onlar kazandı. Çünkü o aradaki o fark için yarım saatimi neredeyse harcadım ama bir sonuç elde edemedim. Yani demek istediğim şu, buranın insanlarıyla iletişim kurmak kolay olabilir ama dikkat edin, bir şey alırken özellikle paranızı önce vermeyin. Sonradan farklı bir şekilde, farklı bir yol izleyip sizi haksız çıkartabiliyorlar. Lanet olsun diyorsunuz böyle, hani seninle uğraşacağım, o kadar vakit kaybedeceğim diyorsun. 3 aşağı 5 yukarı çıkıp gidiyorsun. Zaten onların istediği de o. Özellikle Laos'a gelirseniz, Laos'ta buna çok dikkat edin. Herhangi bir şey satın alacağınız zaman parasını konuşsanız bile elinize ürünü almadan asla para vermeyin. Yani benim dün akşam aslında yaptığım gibi, hani normal bir kurumsal market olduğu için al parayı kardeşim, benim hattımın sim kartını yükle dedim. Eksik para üstü verdiler. Farklı bir fiş çıktı. Farklı bir paket, neyse her neyse, çok anlayamadım zaten. Cevap da alamadım kendilerinden. Geldi geçti. Yani bu tür şeyler yaşanabiliyor tabii. Genelde her ülkede yaşanabiliyor ama Laos'ta bunlara gelirseniz çok dikkat edin. Burada Laos'a geldiğiniz zaman zaten benim araştırdığım kadarıyla gezilecek olan bölgeler ya motosiklet olacak sizde. Motosikletle bir kırsal bölgelere gideceksiniz, bir tur yapacaksınız. Böyle köylere, ucra köşelere falan ulaşacaksınız. Tabii oralarda da ulaşımdan ziyade motosikletiniz arıza yaparsa vesaire, dağın başında kalırsanız onlar tabii ayrı bir durum. Belki konaklamada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yeme içme gibi şeylerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben motosiklet olayına girmeyeceğim. Benim gördüğüm kadarıyla Laos'ta çok uzun bir süre kalınacak bir durum yok. Benim kendi açımda, kendi gezi tarzım anlamında söylüyorum. Burada göreceğiniz, gördüğünüz çok fazla tapınak var. Tapınak seviyorsanız tapınak tapınak gezersiniz. Onun haricinde çok fazla bir keyif alır mısınız bilmiyorum. Bakalım, ben de daha dün akşam geldim. Evet, güzel, hareketli bir şehire benziyor nüfusa oranla. Trafik oranı biraz düşük, o güzel. Bir de şunu söyleyeyim, nüfusun büyük bir çoğunluğu Budist olduğu için o yüzden her yerde tapınakları görüyorsunuz. Nüfusun çok küçük bir kısmı Müslüman. Ülke içerisinde sadece 2 tane cami var. Bu 2 camide, bu başkent Vientiane'de. Laos'ta yaşayan Müslüman sayısı da %0.0.1 şeklinde. Yani çok çok küçük bir oranda Müslüman var. Müslüman olarak yaşayanların büyük bir kısmı zaten başkentte yaşıyor. Şu an bulunduğum şehirde. Ama burada belki denk gelmek çok zor. Bu bölgede özellikle Hristiyan da çok fazla olmadığını görüyorum. Şimdi bakalım, birazdan şehir içerisinde birkaç farklı noktaya hep beraber ulaşalım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi şehir içerisinde ufak bir gezinti yapalım. Şehrin farklı yerlerine ulaşalım. Şehri, buranın trafiğini, insanını görmeye çalışalım. Tanımaya çalışalım. Ufak dokunuşlar yapmaya çalışalım. Bakalım. Çok fazla sohbet etmeyi sevmiyorlar sanki Laos insanı. Hadi birlikte Laos'un başkentini, Vientiane şehrini gezelim. Evet. Kalmış olduğum şöyle hostel, DT Hostel isminde bir yer. Buradaki hostel fiyatları ortalama TL olarak hesaplarsak
100 TL'den başlıyor. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. 5-6 dolardan başlıyor ortalaması. Daha üst versiyonlarda da kalabilirsiniz. Otellerde 15 dolar, 20 dolar, 25 dolara özel oda tutabilirsiniz. Onlar da mevcut. Bakın şöyle bir trafik polisi noktası. Değişik bir durum. Çevirme yapmışlar herhalde burada. Motorcuyu. Evet, şimdi şehir içerisine bir giriş yaptık. Burası muhtemelen şehrin en hareketli yerlerinden bir tanesi. Şöyle karşıda mesela burada motosiklet satış noktası var, pardon, kiralama noktası var. Motorcycle for rent dediğiniz zaman burada hemen burayı gösteriyorlar kiralama anlamında. Bakalım, açıksa günlük motosiklet kiralarını kiralamayacağım ama en azından bir bilgi alma anlamında öğrenelim. Açık gibi görünüyor. Kaç para günlüğü? Farklı farklı modelleri görüyorum burada. Muhtemelen farklı modellere göre farklı fiyatlar mevcut. CC'ye göre, motorun büyüklüğüne göre. Zaten Asya'da genel olarak ağırlıklı olarak Honda'nın motorlarını görüyorsunuz. Holson diye bir marka var, bu bilmiyorum Çin malı mı, Tayvan malı mı? Evet, şöyle burası herhalde bir motor da satıyor, öyle görünüyor. Dedim öğreneyim dedim ama maalesef açık mı açık. Hello. Motorcycle for rent. One day. How much money? This one 2000. He, 2000. Hangisi baba onun? Şu karşıdaki herhalde. Yeah. He. Kaç cc'ymiş bu? Cc 1. 17. Hmm. This one 17. 150 bin yükmüş bu. 150 bin kip. Bu 200 bin. Şunlar. Yeah, yeah. 200 bin kip. Yapar yüksek gibi biraz. Okay, thank you very much. Thank you. Okay. One day? Yeah, one day. One, yeah, okay. Discount one month. One month. 7 discount this one. Ha, bu 10 discount. Bunlar mesela şeymiş böyle. Aylık yaparsanız 150'den 135'e düşüyor. Burada 200'den 185'e düşüyor. 10 discount 15%. 10 day. Yeah. Aylıkta bu 90'a kadar düşüyormuş, bakın aylıklar. Aylık yaparsanız eğer şöyle 90 bin rupiye kadar. Okay, thank you. Okay. Thank you, bye bye. Evet, buradan şöyle bir dışarı çıkalım. Aylıklarda bayağı bir indirim yapıyorlar onu gördüğüm kadarıyla. Eğer aylık alıp böyle güzel bir sağlam motor alın. CCC yüksek motorlardan bir tanesi eğer gelirseniz buraya. Dağ bayır gezecekseniz arıza vermesin en azından. CC yüksek olsun, sağlam bir şey olsun ki motorları gördüğüm kadarıyla temiz, iyi bakmışlar. Şöyle konforlu bir şey alırsanız yüksek CC'li şunlardan, Holson diye bir marka. Evet, burada kıyafet olayı her yerde var, bakın şöyle renkli renkli gömlekler, kıyafetler. Hello, how are you? How are you? How much money? Mesela 25, ha? 25 bin. Bunlar böyle 25 bin kip. Burada kıyafet olayı çok fazla. Üretim muhtemelen Tayvan'dan mı artık burada mı üretiliyor tam bilmiyorum da şöyle renkli renkli kıyafet çeşitleri 25 bin kip ücretle. Ortalamada fiyat olarak uygunmuş. 25 bin dediğimiz zaman yaklaşık 1.5 dolar 2 dolar bile yok şu an gömleklerin fiyatları burada. Fiyatları gayet uygun. Şöyle bakın burada nedir bu? Bir kargo şirketi. Express diye geçiyor. Buradan kargonuzu veriyorsunuz abi burada. Gönderiyorsunuz. Kargonun cep şubesi bakın. Evet, bu arada gördüğünüz gibi bu Asya'da çok yaygın bu Türk olayı. Ama turist olayı çok fazla sayıda yok gibi. Akşam biraz gördüm ama hava çok sıcak olduğu için belki çok fazla turist çıkmıyor olabilir dışarıya. Trafik olayını da gördüğünüz gibi çok fazla yoğun bir trafik yok ama acayip bir sıcak var. Deli bir sıcak var şu an. Evet, gördüğüm böyle ilginç şeylerden bir tanesi de böyle yolda seyyar olarak milli piyango, sayısal loto gibi bir şey böyle. Bir şey oynatıyorlar. İstiyorsanız böyle kredi kartınızla da oynama yapabiliyorsunuz. Şöyle bakın, wifi internet her şeyi kurmuş teyzem buraya.
antrenörü var. Hello, how are you? Kızmasın diye çok fazla takılmadım ama göstermesi kurduk. How much money? How much price? What? What money? Anlamaya çalışıyorum. Neyse. Şöyle gördüğünüz gibi sistemi kurmuş teyzem. Bakın şöyle elektriği nereden çekmiş derseniz teyzem. Al buraya bakın. Burada şöyle elektrik hatlarının olduğu bir telefon ya da elektrik santralinin olduğu bir yer var burada. Bak şöyle buradan. Burada böyle prizler var. Teyzem buradan takmış. Elektriği almış, çekmiş. Kaçak elektrik almış teyzem buradan. Neyse. Burada yine böyle yemek siparişlerini verebileceğiniz farklı farklı böyle hizmet sağlayan motorcu arkadaşlar var. Şu an Asya'da çok yaygın bu. Evet, bu bayan bir motorcu arkadaş. Bir şeyler getirmiş böyle, yemek siparişi getirmiş. Şimdi yol üzerine giderken biraz nakit çekeyim dedim. Hem denemiş olurum dedim. Bakalım buradaki nakit çekimlerde, ATM'lerdeki işlemler nasıl oluyor diye. Şimdi bir ATM'ye geldim. Bakın şöyle arkamda gördüğünüz bir ATM var. Buradan 200 bin kip bir para çekmek istedim. Çok büyük para değil ama özellikle düşük miktarda çekiyorum ilk başta ki daha sonradan herhangi bir problem olmasın diye. Daha önceki bir videom vardı, Vietnam'daki gezi videom. Orada anlatmıştım zaten. Mümkün olunca düşük rakamlarda çekmeye çalışıyorum ilk çektiğim ATM'de. Çünkü parayı bazen veriyor, aradaki bir iletişim kopukluğundan dolayı parayı vermiş gibi gösteriyor. ATM parayı vermiyor, sonra para blokede kalıyor vesaire. Onun gibi sorunlar yaşamamak için. Şimdi göstereyim şöyle. Buranın para birimi kip dediğim şu an 100 bin kip. Şöyle çevireyim. Burada 200 bin gibi görünüyor değil. Parayı şöyle çevireyim bakın. 2 tane banknot. 263 TL yapıyor. Burada dediğim gibi buranın para birimiyle bizim Türkiye'nin para birimi neredeyse değer olarak birbirine çok yakın. Yani buranın şu an Asya'nın en fakir ülkesi bile şu an maalesef ki bizim paramızla karşılaştırıldığında parası maalesef çok daha değerli. 200 bin kipi aldım. Ortalama 1 dolar, yani buradaki kur farkı vesaire onlar da hesaplanıyor. 21 TL'de işlem ücreti aldı ATM. Onun haricinde herhangi bir ücret almadı. Daha fazla bir rakam da çekebilirdim. Muhtemelen 1 milyona kadar da çekim yapabilirdim ama dediğim gibi riski almadım kendimde. Riske atmak istemedim. Yüksek rakam çekmek istemedim. Şimdi 200 bin kipi şöyle sizin için çektim ve gösterdim. Şehir içerisinde farklı farklı yerlere ulaşmaya devam edelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi bir markete geldim şöyle. Şöyle market girişi. Ufak bir hatırlatma. Burada yani Laos'ta çoğu markette POS cihazı kullanımı yok. Olsa bile Laos'un böyle kendi içerisinde döndürdüğü bir sistem var. POS cihazı gibi çalışıyor. IMO mu diyorlar? Sanırım IMO diyorlar. O sistemi kullanıyorlar ya da MOMO diyorlar. Burada IMO dediklerini de duydum. Böyle karakod okutup geçiyorlar. Ödeme şekilleri genel olarak burada bu şekilde işliyor. Online şekilde ödemek isterseniz. Tabii bunu turistler maalesef kullanamıyor. Kendi halkı için yapılmış bir sistem. POS cihazı geçen bazı marketlerde varmış fakat onlarda %2, %3 komisyon alıyorlar her işlemde. Bilginiz olsun istedim. Şimdi marketten buradan ufak bir iki bir şey göstermek istiyorum size. Bakalım, ben de çok fazla bilgiye sahip değilim. Mesela şöyle sular 7000, küçük sular kip 18000 kip, farklı içecek grupları şöyle Coca-Cola işte 6000 kip. İçecek grupları genel olarak biraz daha böyle makul fiyatları. Enerji içecekleri 16000 kip. Ya yani normal Asya ülkelerinde olduğu gibi. Reçeller 30.000 kip. Mesela mayonez demiş 50.000 kip. Fiyat ortalaması normal gibi. Mesela bizim bildiğimiz şöyle bir Türkiye'den de hatırladığımız ne var burada? Ona istinaden bir şeyler göstermek istiyorum. Evet, burada mesela ne var? 25.000 kip Lay's'ler.
Şöyle farklı çeşitler de var. Karidesli olsun, acılı karidesli, orijinal Lay's'ler, Pringles'lar vesaire. Bunlar 25.000 kip. Asya'da genel olarak şu Lay's Pringles olayı biraz fiyatları makul, bilmiyorum Türkiye fiyatları nasıl. Şöyle göstereyim. Burada belli başlı şeylerin fiyatlarını göstermek istedim. Yeşil zeytin 42.000 kip. 880 1 TL ortalama 880 kip yapıyor. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. 1 TL ortalama 880 kip. Yani bu ortalama belki TL olarak, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hesaplamadıysam daha doğrusu, 45-50 TL civarında denk geliyor şu yeşil zeytin olayı burada. 17.500 kip diyor. Mayonezliymiş bu. Salata için hazırlanmış bir ton balığı. Şöyle 18.000 kipte. Şöyle çorba usulü aslında. Çorbaya benzer bir ton balığı. Şu şampuan grupları biraz Asya'da yüksek gibi fiyatlar. Bir tık bilmiyorum şu an Türkiye fiyatları nasıl. Mesela 42.000 kip şu markanın. Genel olarak çok tercih edilen, benim gördüğüm kadarıyla, şu marka Asya'da. Şöyle 55.000 kip. Büyük boy. Evet, burada yumurta. En çok kullanılan gıda maddelerinden bir tanesi Asya'da, özellikle burada da gördüm bunu. Laos'ta, Vientiane'de. Şu markayı bilirsiniz zaten, Türkiye'de mevcut. 31.000 kip. Zaten bir, yanlış hatırlamıyorsam, Tayland markasıydı şu marka. Asya'da yaygın olan marka. Şöyle bir koli yumurta mesela ne kadarmış burada? 60.000 kip. Ortalama da 50-55 TL civarı. Türkiye'deki şu an yumurta fiyatının ne olduğunu bilmiyorum. En son bıraktığımda 55-60 TL'ydi aylar önce. Marketten dışarı çıktık. Marketin ufak böyle bir yapısını, birkaç bir şeyini göstermek istedim, fiyatlarını falan. Genel olarak aslında fiyat araştırması için girmedim ama en azından hangi ürünler var, neler bulabilirsiniz buraya geldiğiniz zaman, marketteki şartlar nelerdir? Dedim ya, burada mesela çoğu markette kredi kartı, banka kartı falan Laos'ta kullanamıyorsunuz. Olan marketler zaten %2, %3 civarı bir komisyon alıyorlar. Yol üzerinde yürümeye devam edelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet, bakın şöyle ara sokaklara girdim. Laos, Vientiane şehrinde. Böyle mahalle kültürü diyebiliriz. Bakın burası bir sanırım ev. Hello. Hello. Alo. Böyle baraka baraka evler var. Bakın burada ahşaptan evler, tahtalardan yapılmış baraka evler. Normal yapılar da var şöyle. Bunlar da böyle prefabrik, sanırım prefabrik evler gibi. İki katlı yapılar en fazla. Nitey mimariye fazla yer verilmemiş. Biraz da buranın tapınaklarından dolayı, tapınakların olduğu bölgelerde tapınağın daha üzerinde bir yapı yok. Hello. Hi. Hay dayım benim, aç kalmış dayım, sana aç bırakmışlar. Dayı aç kalmış ya. Çok zayıflamış. Laos inanılmaz sıcak, böyle çok kurak bir havası var, çok kuru bir havası var. Laos'un ortalama aslında 8-9 ayı yağmurlu geçiyormuş. Onun haricindeki 3 ayı daha kurak geçiyor, yağmursuz geçiyor. Aslında gezilebilecek olan en rahat ay böyle yağmurun çok fazla olmadığı, kurak olan dönem. Şu an Mart ayının içerisinde, Mart ayının sonuna doğru bu kuraklık bitiyormuş. Tabii Nisan ayına girdik biz şu an. Hala herhangi bir yağmur falan yok. Devam ediyor şu an kuraklık. Abi dedik ya, hayat kurtarır diye. Mataramı doldurmuştum soğuk su. Yaklaşık 1,5-2 saattir dışarıdayım. Ve yine hala soğuk suyum. Kesinlikle matara almadan yola çıkmayın. En azından yarım litrelik. Bir dönem Laos da aynı şekilde Fransa'nın sömürgesindeydi. Kamboçya gibi, Vietnam gibi. Tabii bu sömürgeden kurtulmak için bayağı mücadele etmişler Laos insanları, Laos'un halkı. Bir Fransa'ya karşı bir ayaklanma başlatmışlar. Bir savaş başlatmışlar ve bu savaşı kazanmışlar. Tabii Fransa bu süreçte buradan zorla da olsa bir şekilde ayrılıyor bu bölgeden. Bu bölgeyi terk ediyor. Tabii bölgeyi terk etmesinden sonra
Vietnam-Amerika Savaşı başlıyor vesaire. Onun gibi Laos halkı burada Vietnam-Amerikan Savaşı'ndan da bayağı bir mağdur olmuş, bayağı bir zorluk yaşamış. Fransa'nın burayı terk edip gitmesinden dolayı, yani buradaki bir savaşı Laos'un kazanmasından dolayı şöyle karşımda gördüğünüz bir anıt yapılmış. Bu anıt Fransa-Laos Savaşı'nda Laos adına savaşan Laos askerlerinin sembolü olmuş. Şehir meydanı aslında burası. Şehir merkezi gibi böyle. Ve merkezi bölgeye bir anıt kurmuşlar. Hello. Hello. Where are you from? I come from Holland. Holland, oh. Holland in India. I live in India. Oh, India. Yeah. Oh, super. I'm from Turkey. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a good day. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye. O dayım burada guru. Hindistan'da yaşıyormuş. Hindistanlılar gibi olmuş böyle. Guru guru takılıyor böyle. İlginç. Değişik hayatlar. Hollandalı abimiz. Evet, anıtın şöyle yanına geldik. Hem buradaki yaya geçidini bir test edelim bakalım. Adım attığımıza ne kadar sağlıklı bir geçiş yapacağız. Evet, şu an boş gördüm. Bir Vietnam gibi değil bu arada trafik olayı. Trafik görüyorsunuz. Sağdan akıyor. Vietnam'da çok fazla yoğun bir trafik vardı. Vietnam'da da sağdan akardı trafik ama buradaki trafik yoğunluğu çok fazla değil. Evet. Asyalı turist çok fazla. Ben Tayvanlı turist, Çinli turist çok görüyorum burada. Bu şehirde şu an gözüme çarpanlar. Böyle büyük bir kubbe gibi bir şey yapmışlar buraya. Böyle resimler falan çekilenler var. Bir değişik, enteresan bir yapı. Evet, arkamda gördüğünüz bu anıt Fransa'ya karşı savaşan Laoslular adına yapılmış olan bir anıt. Daha önce de söylemiş olduğum gibi. Burada çok sayıda turist var. Çok sayıda gezen var. Özellikle Asyalı çok turist görüyorum burada. Özellikle ne hikmetse Fransız turist de çok görüyorum. Özellikle bu bölgede, Asya'da ve Laos'ta. Fransızlar da kendi kültürlerini muhtemelen buradaki kalan, geçmişten kalan kültürlerini görebilmek adına buraları tercih ediyorlar, ziyaret ediyorlar. Şehir içerisinde biraz daha gezmeye devam edelim. Laos'ta gezerken mümkün olduğunca motorla gezmeye çalışın. Çünkü toplu ulaşım neredeyse yok. Böyle toplu taşıma bulamazsınız. Yok gibi bir şey yani. Ben görmedim. Herhangi bir otobüs hattı falan da görmedim. Nerede var bilmiyorum. Baktığım zaman internet üzerinden de ulaşamıyorum. Her neyse, burada motor kiralarsanız çok mantıklı olur. Çok rahat bir şekilde gezersiniz. Tabii aman ha, kaza vesaire olaylarına karışmayın. Burada sağlık sistemi yok diyebiliriz. O yüzden bu konuda eğer ki kendinize çok güvenmiyorsanız böyle tuk tuk denilen bu motosiklet arasında böyle mobilet gibi bir şeyler var. Aslında bunlar yaygın zaten. Bunlarla ulaşım yapabilirsiniz gideceğiniz yöne doğru. Fakat pazarlık yapmayı mutlaka ihmal etmeyin. Pazarlıksız asla binmeyin. Anlaşın. Parasını önden vermeyin. Gideceğiniz noktaya ulaşsın. Para istese de vermeyin. Gideceğiniz yerden daha önce de indirebilir. Önceden para verirseniz biraz problemli bunlar.
Hello. Bu dondurmacı herhalde. Hello, how are you? What is this? Okay. How much money? 10,000. What? Yeah. 10,000. This. Okay. This what? Look how much? Look man. What is this? Coconut. Coconut? This? Strawberry. Vanilya. Ne istiyorsun? Dur dayım, dur. Ha, ondan böyle 4 top veriyor bana. Evet, dayım böyle 4 top verecek şimdi, bakalım bir. Yes, şimdi bir dondurma almış olduk, hava çok sıcak. 1 minute. Bunlar biraz değişikler böyle. 100 bini verdim. Hadi git der gibi bakıyor bana. Enteresan insanlar ya. Evet. Aldık abi dondurmayı şöyle. Para üstümüzü aldık. Dayıdan. Bakalım dondurmanın tadı nasılmış. Laos'ta dondurma yiyoruz, iyi mi? Fena değil. Hindistan cevizi dondurma. Ama nerede bizim dondurmamız abi? Meybuz gibi dondurma yani. Çok aman aman bir şey değil. Sorbe dondurma aslında. Evet, buradan da bir böyle devlet görevlileri geçiyor galiba, bir eskort, araç eskortu var burada. Önden giden bir siren çalan polis aracıyla beraber. Şehirde gezerken hava çok sıcaktı gerçekten. Bir yere oturup böyle dinlenmek zorunda kaldım. O kadar çok sıcak ki yaklaşık 40-42 derece falan sıcaklık vardı. O yüzden oturdum, dinlendim, serin bir şeyler içtim. Şimdi yine çok sıcak ama en azından güneş yok. Akşam saati tekrar bir dışarı çıktım. Şehrin biraz daha böyle aydınlanan kısmına geldim. Burada ufaktan bir pazar var. Böyle pazarın içerisinden ufak bir gezinti yapalım. Bir de akşamını göstereyim size buranın. Hadi bakalım gidelim. Evet, şöyle genel olarak tavuk falan satışını görüyorum. Burada yumurtalar falan var. Bakın şöyle pazarın giriş kısmında. Yiyecek içecek falan. Bakın burada yine tatlılar falan var. Böyle kekler falan yapıyorlar galiba. Bunun ne tatlısı olduğunu bilmiyorum. Meyvelerden yapmışlar. Evet. Meyve tatlısı. Evet, tatlı tabağı ne kadar acaba? Bakalım şöyle bir kek tabağı. Evet, farklı farklı tatlı çeşitleri var. Böyle bici bici tatlısı olur ya, onun gibi aynı, böyle bakın. Jöle gibi. Jöle kıvamında farklı değişik tatlı çeşitleri var. Orada ben neydi? Evet, ben geldim. Bereket geldi vallahi. Bakın doldu burası. Şimdi anlaşabilirsek. Nasıl anlaşacağız bakalım hele. Evet, şunu biliyorum. Bunun içerisinde bir pirinç miniç bir şeyler koyuyorlar. Burada şöyle meyvelerden yapılmış birkaç tane serin tatlılar var. Hello friend. Cake how much money? Cake how much? This one 2,000. What? 2,000. 2,000 ha. Bir parçası 2000 kip diyor. Şimdi devam edelim bakalım burada neler var başka. Böyle yumurta haşlıyorlar bakın burada. Yine kekler mekler var. Abi burada Asya'da, burada da aynı şekilde Laos ülkesinde de aynı. Çoğu ülkede olduğu gibi yeme içme kültürü dışarıda devam ediyor. Şimdi bakın burada tavuklar mavuklar falan çok çeşit var öyle tavuk üzerine. Şöyle tavuğun derisinden vesaire. Şöyle bakıyorum, tavuk butu falan bir şey alınır mı? Alınır tabii, fiyatlar falan uygundur bunların ama. Hello, how much money? How much? Price? 15,000. Ha, ucuzmuş ha. 5000 kip. Ama burada şöyle gösterdiğim gibi tavuklar falan var ama burada bir de aynı yağda pişiriliyor. Burada böcek falan da var gördüğünüz gibi. O yüzden. Yani sadece tavuk pişmiyor aynı yağın içerisinde. Böceği de pişiriyorlar. Neyse, devam edelim abi. Görüyoruz değişik değişik sebzeler falan var burada bakın. Salata yapmışlar bildiğiniz hazır. Aa, pilavlar falan. Noodle, very nice. Evet. Burada etler var, köfteler var. Evet. Olayın menbaası burada abi bakın. Böyle hamam böcekleri pişirmişler. Bu deniz mahsulü herhalde bu. Bunlar burada aynı şekilde böyle böcekler.
Burada kurbağalar pişirmişler böyle. Ya ben burada geldim geleli genel olarak meyve yiyorum abi, mecburen. Meyve yiyorum, mango yiyorum, olayı bitiriyorum. Tavuğu da yine böcekle möcekle beraber aynı yağda pişiriyorlar, bakın şöyle. Hello! Bakın şöyle, tavuk bacakları var. Burada da bir şey var böyle, nedir bilmiyorum. Değişik. Evet, burada bir tost gibi bir şey yapıyor bu arkadaş. Hello! What is this? Mantı gibi bu ya. What is this? Dim sum. Dim sum. Yes. Is meat, pork? Yes, pork inside. Pork. Hmm. İçinde pork var diyor. This toast? Oh, sim sim. Sim sim. O da pork mu? Domuz diyor. Domuz çok fazla tüketiliyor burada. Abi meyveden devam ediyoruz. Yani yapacak bir şey yok şu an. Evet, şöyle yengeçler falan var. Bunu böylece pişmemiş bir şekilde salata yapıyorlar burada, bakın. Salatanın içerisinde bu yengeci böyle eze eze dövüyorlar. Ondan sonra salata oluyor. Bakın burada tatlı çeşitleri var. Yani tatlı bile yiyecekseniz de içinden her an her şey çıkabilir bunların. Bir şeyler katıyorlar çünkü. Şöyle bir sokak burası, bir pazar sokağı böyle. Denk geldim yolumun üzerinde. Sağlı sollu böyle yiyeceklerin satıldığı bir pazar. Ve burası yine domuzcu. Domuz üzerinden bağırsakları falan koymuşlar, pişirmişler. Ciğeri, sucuk yapmışlar. Çok ağır kokuyor. Bakın şöyle domuz kulakları falan var burada. Çok ağır kokuyor ya. Yani koku, asıl koku buradan geliyormuş. Bakın domuz yağnisi yapmışlar buraya. Şöyle yağniyi görüyorsunuz. Hello. Kolay gelsin baba. Bereket olsun. What is this? Op, dalao. Op, dalao. Meat? Meat? No. Neyse, anlaşamadık. Portuz, evet. Yine tavuklar. Hijyenik bir şekilde. Pazarın ortasında hijyenik tavuklarımız. Oo, bakın burada her türlü börtü böcek. Börtü böcek var burada abi. Şöyle alıyorsunuz abi, tartarak ne kadar ne isterseniz. Balık var, böcek var, salyangoz var abi şöyle. Salyangozu böyle alıp küpletip yiyorlar burada küpleterek. Evet, sulu yemekçi. Sulu yemekçi ablalarımız burada. El emeği, göz nuru. Sulu yemeklerini hazırlamışlar. Evet, ördeğe bakar mısınız? Boyunla falan pişirmişler böyle. Tavuk, ördek genelde yaygın oluyor. Burada. Buradan da bir şöyle bir görüntü aktaralım biraz. Yine sulu yemekçi bir ablamız, sinekler konmasın diye böyle bir alternatif üretmişler. Gayet güzel. Bakalım şöyle. Oo. What is this? Bu bir sebze yemeği galiba. Sarımsaklı bir şeye benziyor. Çok anlaşamıyoruz. Ama anlaştığımız kadar. Oo, mis gibi. Bakın şöyle. Böcek çeşitlerimiz. Harika. Şöyle larvalar, kurtlar, bunları burada kütür kütür yiyorlar. Abi buradan evet, tavuk mavuk bir şeyler alınır, ucuz ama ya genel olarak yağda pişiriyorlar ve birçoğu aynı yağda pişiyor, o yüzden maalesef içim almıyor benim böceklerle aynı yağda pişmiş yemekleri, maalesef olmuyor. Şöyle kruvasancı falan var. Yani muhtemelen videonun sonunda biz de bir markete gideriz. Marketten artık meyvemizi, mangomuzu alırız. Ondan sonra hostelin yoluna doğru tutarız. Evet, sucuklarımız, sosislerimiz burada pişiyor. Mis. What is this? What is this? Meat? Pork? Pork? Meat? I don't know. Meat? Thank you. Sağ olun. Ama anlaşamadık. Kusura bakma, vaktini aldım. Evet. Burada salatamızı böyle papaya salata hazırlıyor bu adam. Böyle eze eze bakın. Bunun içerisinde yengecim böyle canlı koyuyorlar isterseniz. Canlı derken yani yine ölmüş ama pişmemiş bir şekilde.
Eziyorlar, eziyorlar, eziyorlar. Bu salata yapıyorlar bunu. Ezme salata gibi oluyor. Yengeci de parçalıyorlar içinden. Ve buradan isterseniz içine ilave ettirebiliyorsunuz salataların. Evet arkadaşlar, an itibariyle Vientiane şehrini bugün gezdik. Elimden geldiğince biraz böyle özel noktalarını, özel yerlerini göstermeye çalıştım. Yarın yine aynı şekilde yola çıkacağım. Şehir içerisinde biraz gezmeye başlayacağım. Şehri tam olarak gezemedim. Yine farklı bir videoyla, yine farklı görüntülerle sizlerle beraber olacağım. Evet, bu videomun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Severek izlediğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşarak bana daha fazla destek verebilirsiniz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.